Çünkü halini zaten burada yaşayanlar biliyor. Bu devlet hakkının ne halde olduğunu herkes biliyor. Evet, başkanım, İnsanların ben bu devlet hakkından korkarak geçtiğini herkes biliyor. Buraların gece kondu olduğunu herkes biliyor. Yollarının çok iyi olmadığını herkes biliyor. Okullarının yetersiz olduğunu herkes biliyor. Sağlık açısından
sağlık ocağı dahi olmayan bu yeri, yanı başında hastanenin buraya nasıl katkısı olduğunu herkes anladı zannederken öylesem. İnşallah bunlar devam edecek. İnşallah. İlave hastanemizi hemen onun yanına koyacağız. İnşallah. Ve mahallemiz bir kez daha katlanacak. Yine mahallemizin hemen dibinde kapı tırsızlarımız var. Onlar da inşallah bölgemize, mahallelerimize kazandıracağız. Ve kalkınan bir Esenyurt'u daha fazla kalkındıracağız. Birileri gelir, bir şeyler söyler. Evet, burada oteller de olmaya başladı. Gelsinler, otellerde kalsın, gitsinler, bırakalım diyeceğiz. Ama Esenyurt'un lütfen geleceği için mantıval atıp gitmesinler. Gerçeği konuşmak lazım, proje konuşmak lazım. Evet, şu ana kadar hayatlarında doğru düz kurdele kesip yasak yapmadılar. İnşallah Esenyurt halkı bunu bizim de gördü ve bizim de görmeye devam edecek. Ben hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Burak yok. Bu anlarda yola devam edelim. Nereye çıkalım? Nereye çıkalım geç arkadaşlar? Geç olsun. Her şey Esenyurt için, her şey İstanbul için, her şey Yeşilkent için. Neşe kadarıyla durmak yok, yola devam. Yallah bismillah. İstanbullu kardeşlerimiz var. Mutlaka hem bu Haliç geçiş köprüsünü hem de Marmara'yı mutlaka görelim diye. Hakikaten bu dünyanın konuştuğu projeler İstanbul'da birbiri ardına açılıyor. Ve inşallah yarın da Başakşehir'de yine metro açılışında olacağız. Biz de eşyalı olarak oraya katılacağız inşallah. Pardon hastane, valla metro hastane köprü hepsi birbirine girdi. Araştırma hastanesi yarın açılacak. Yani hem bizim Esenyurt Belediye'miz hem Bakırköy'de açılacak hastane başkan. Bakırköy'deki hastane açılışı Başakşehir'de bir evet, hastanesi hemen atmadı. Gerçekleşti. Tabii Esenyurt'ta da özellikle 6 aya yakın bir zamandır neredeyse sürekli olarak her hafta açılışlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ve bu açılışları toplu olarak, mesela geçen hafta pazartesi günü 6 tane okulun toplu açılışını yaptık. Rabbim bu günleri gösterdi. İnşallah Esenyurt'un kardeşlerimizin de hepimiz arazideyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz çok ciddi manada bir teveccüh var. İnşallah 30 Mart'ta bir rekor var inşallah. Tekrar yola devam edeceğiz. Tabii hiç gevşememiz lazım. Hakikaten hiç durmamamız lazım. Şu geri kalan bütün günleri her dakikasını inşallah vatandaşlarımıza yapılan hizmetleri anlatarak geçirmemiz lazım. Ondan sonra bütün teşkilat inşallah bir haftalık bir izin toplu olarak kullanacağız. Ama 30 Mart'tan sonra 30 Mart'a kadar biz bunları çok söylüyoruz ama hakikaten bu AK Parti için bazı sloganlar tam oturmuş yani. Kim bulmuşsa Allah razı olsun. Yani bu durmak yok, yola devam, uzun ince bir yoldayız, her şey Türkiye için. Bunlar hakikaten konuşmayı gerektirmeyen sloganlar. Tam böyle AK Parti'yi anlatan, başbakanımızı anlatan, belediye başkanlarımızı anlatan sloganlar. Onun için tekrarda fayda var diyoruz. İnşallah bundan sonra iki tane daha seçim irtibat ofisine açacağız. Ondan sonra da belediye başkanımızla birlikte programlarımıza devam edeceğiz. Varsa sizin Yeşilkent'le alakalı söylemek istediğiniz husus buyurun. Başkanım, bizim Yeşilkent olarak ilk okulumuz şu anda sıkıntımız var. Burada da okul çıkıyor ama 70 kişilik sınıflar oluyor. İlk okulda sıkıntı yaşıyoruz. Burada Yeşilkent'te olacağız ama ilk okul okulumuz yok. Daha Allah razı olsun. Hastanemiz var, her şey var. Ama ilk okulda sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklarımız... Yeşilkent'in karşısında bir karşısında bir Eşim inşaatı, biz o ilginin hemen üst kapısının altında yapalım. Temel diyor, o ilginin başlıyor. Hemen şurada Ufuklar Kuş Caddesi'nin çıkışında tam bir noktada yapıyorum.
İnova'ya içelim. Bu arada bir boş masada. Büyük ayda. Çıkalım. Oraya verelim. Başka bir yok. Tabelası var zaten. Tabela konuyu mahvede başlayalım. Bu sene eğitimde başlayalım. İnşallah söyleyeceğiz. Sağ olun. Evet. Abi bugün Sayın Başkanım söyledi ama ben ilave edeyim. Evet arkadaşlar. Abdülhamit Dönü'yü yapıyorsam. Sağ olun. Ben sana geri bile çıkamıyor. Daha sonra Halis yapıldı biliyorsun. O da rahmetli Özal. Yalnız bu yapılan köprü Recep Tayyip Erdoğan Halimi, Halis Başkanı'nı bu köprü hepsi üzerine çıkıyor. Köprü devasa İstanbul'da ve ilk Yervanlı Türkiye'yi asılmış köprü. Şimdi buradan nereye geçmek istiyorum? İstanbul'da belki 4 yıllarında kavşak Recep Tayyip Erdoğan daha sonraki arkadaşlar yaptı. Arkadaşlar sayesinde o sıra ders geçti. Ve talebi 183 kavşak. Sözen döneminde 4 tane kavşak başlamış, işini bitirirse işinden tek bir şey. Dolayısıyla bu adamların bu ülkeye görecek hiçbir yok. Şimdi bak, bu Karagül, süt göt falan bakıyorum. Ya bir tane projenin var. Başkanım biz o zaman su bulamıyorduk, su. Gerçekten su bulamıyorduk. Sözlerin zamanında su bulamıyorduk. Gazoz zamanı yapıyordu. Allah'a şükür şimdi her tarafta suyumuz, her şeyimiz var. Ya gazoz yok muydu o zaman, gazoz zamanı yapıyordu. Gazozdan tıraş yapıyorduk. Yani. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Onlar böyle su vardı ama su istemiyorlar. Evet. Çünkü Allah kullanan muhafaza. O suyu içemez. Basit. Evet, bunu şimdi arkadaşlar bir takip edin. Tabii bir takip edin. Hangi projeleri açıyor, hangilerini temel atıyor. Hükümet takip edin. Neyi atıyorlar, neyi temel atıyorlar. Bunun tek şablonu, tek parolası var. Durma, yok, yok. Evet. Bir de bu okulla alakalı şöyle güzel bir gelişme oldu. Daha önce biliyorsunuz belediyemizin direkt okul yapma yetkisi yoktu. Ve bunu hayırsever vatandaşları yönlendirerek gerçekleştiriyorduk. Onun için tabii çok kolay olmuyordu ama şu anda yapılan kanun değişikliğiyle birlikte direkt olarak belediyelerimizin de okul yapmasının önü açıldı. İşte Esenyurt Belediyesi de güçlü bir bütçeye sahip ve sağ olsun başkanımız önümüzdeki dönem için şimdiden kesinleşmiş 22 tane okula birden giriyor. Önemli bir kısmın ihalesi yapıldı ve inşallah bu program çok kısa bir süre içinde Esenyurt'un genelinde çözülmüş olacak. Bunu da hatırlatmış oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz konuda başkanımıza. Evet, kolay gelsin arkadaşlar. Zaman zaman kesilen elektrikler var ya, onunla ilgili bir el atarsan... Hocam tamam, şöyle. En büyük sorunumuz bizim. Hani girip kafayı yapıyoruz, girmeler yapıyoruz. Bunları da Beraş yapması lazım. Beraş özelleşti, evet. İlk özelleşti. Yeni yapılan firma gel gelmez, mesela teşviye 11 tane bile yapıyor. Şimdi şu an bütün hepsine yeniden el attılar. Biz de takip ediyoruz. Ama şu, yani kolay değil. 625 kilometre bir yeri, 625 kilometre bir yeri birdenbire rahat atmak kolay değil. Dolayısıyla biz takip ediyoruz ama hızlı bir şekilde gidiyoruz. Ondan sonra yeni şartlar kazılıyor, kazılıyor. Bunları biraz şey yapacağız.